Atı Spor'dan hepinize merhaba. Melih Şabanoğlu ile Asen Özkan'ın futbol dışı sohbeti başlıyor. Değil mi Melih? Bugün biraz fazla futbolla sıkmayalım insanları. Sen bilirsin. Yani elbette karar ikimize ama yani bir kere her şeyden önce Ağustos'u geçtik, Eylül'e geldik. Onun için bir ne derler şükretmeli ama neden şükretmeli onu da açıkçası çıkartamadım. Ağustos öyle bir ay ki 2021 Ağustos'unu hiç unutamayacağız gibi geliyor. Sel, can kayıpları, orman yangınları, ardından son Ferhan Şensoy gibi çağdaş ilerici uygar bir sanatçıyı yitirmek. Hemen akabinde bir gün sonra İnci Çayılı gibi bir unutulmaz ismi, asla yere dolmayacak bir ismi yitirmek. 2021 Ağustos'u Türkiye için pek de sevimli geçmedi, üzücü geçti. Umarız, dileriz Eylül biraz daha bize sevecenlik, umut getirir. Ne dersin? Dilerim ama pek de öyle olmuyor galiba. Her şey daha kötü gidiyor. Her şey daha kötüye gidiyor. Bunda haklısın. Türkçe'de bir deyiş vardır ya. Gelen gideni aratır şeklinde ne yazık ki hep öyle oluyor. Bugün epey bir malzeme çıkardım. Aslında Türk futbolunda yaşanan kaosu, daha doğrusu kulüplerde yöneticilerin yaptığı terslikleri çıkartacak anekdotları da çıkardım ama ondan önce şimdi Twitter'ıma bir arkadaşım atmış, zaten bugünün gündemi de o bir kısmı. Türkiye Ulusal Voleybol Kadın Takımı yarı finale yükseliyor Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda. Orada bir kutlama var, orada bir mutluluk var. Akabinde de söylenen bir İzmir marşı var. Ve vergilerini bizim ödediğimiz, bizim vergilerimizde var olan devletin yayın kuruluşu TRT, İzmir marşı sırasında yayını kesiyor. Nasıl değerlendirirsin? Yani yani şu soruyu sorman bile çok ayıp zaten. Yani şey, TRT adına çok ayıp yani. Yani şu sorunu soruluyor biliyor olması çok ilginç. Yani maalesef hani rejimin, hani 1970'lerde 80'lerde hatırlarsın, devamlı Sovyetler Birliği'nde fıkralar anlatılırdı. Hani böyle rejimin otoriterliğine evet. ilişkin, totaliterliğine ilişkin. Hani şu an yaşadığımız dönemde herhalde daha sonra ya böyle olmuş ya da olmuş mu acaba, fıkra mı yoksa diye ilerideki dönemlerin hatırlayabileceği şeyler yaşıyoruz maalesef. Daha ben de benzer bir anekdot anlatayım. Önüme düştü gene sosyal medyada. Piri Reis Üniversitesi'nde mezuniyet töreni. Piri Reis Üniversitesi de hani bu iktidar döneminde açılmış üniversitelerden biri. Nasıl başladığını bilmiyorum ama orada da hani bir İzmir Marşı durumu var ve bu sefer görüntü şöyle. Bütün ön sıradaki protokol yani terk ediyor salonu. Yani öyle sanki birisi geldi, bir aerosol sıktı salona da hani sinekler kaçışıyor gibi bir durum var yani. Şey, inanılmaz yani, ne oluyor yani, çocuklar orada, çocuklar yani üniversitenin öğrencileri söylüyor onu, şey de değil, hoparlör falan da değil. Ve herkes birden böyle, ama soru şu zaten, yani asıl mesele şu, TRT'ler korkuyor. Yani onu yayınlasalar belki 5 kişi işten atılacak. Şeydekiler de korkuyor. Piri Reis Üniversitesi'ndeki devlet ricali ya da protokol de korkuyor. Orada o çocuklar onu söylerken orada görünürlerse başlarına bir şey gelecek diye. Yani asıl sorun bu. Yani sadece ideolojik bir sorundan bahsetmiyoruz. Bir korkudan bahsediyoruz. Evet. Bir korku, özellikle salınan bir korku, bir algı oluşturdular ve insanlar belki de kendi içlerinden bunu söylüyorlar ama asla görünmek istemiyorlar. Şimdi spora dönelim. Bence bu haftanın en önemli anekdotu şu. Tabii aralarda iş görevine son verilen teknik direktörler ama burada kriter Adana Demirspor. Zaten ben Samet Aybaba'nın gideceğini 3 aşağı 5 yukarı 5. haftada gideceğini tahmin ediyordum. Çünkü Samet götüremez, böyle bir becerisi yok. Samet Aybaba çağın gerisinde kaldı. O hala futbolun, o çağdaş yeni futbolun varlığını kanıksamış değil. O
1970'lerde kalmış bir beyin Samet Aybaba için zaten doğrusu bu oldu. Ama burada kriter de Samet Aybaba değil, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak. Şimdi Murat Sancak bir televizyon programına katılıyor ve diyor ki anlaşamadıkları ortada. 60'ta çıkarıyorsun. Balotelli yüzünden yollarımız ayrıldı dersek yalan olur. Şu anda kendisi izinde, işte Balotelli'ye onu demişler. Bugün olsa yine Balotelli'yi alırdım. Balotelli yoldan geçen, altyapıdan çıkan oyuncu değil. Bu dünya yıldızı. Sen bunu gidip 60'ta çıkarıyorsun. Ben olsam oyundan almam. Oyunda tutarım. Bunlar oyunu her an değiştirebilecek oyuncular. Şimdi buraya kadar kendi fikrini söylüyor ve ekliyor. Biz bilmeyiz. Takımın başındaki hoca bilir kimin oynayacağını. Biz neticeye gidişata bakarız diyor. Buradaki yaman çelişki Türk futbolunun en büyük problemi. Bir taraftan bir kulüp başkanı ben anlamam, teknik direktör sorumludur diyor. Öteki taraftan da ben onu oyundan almazdım diyor. Gel çıkışın içinden ne dersin? Ama yani aslında çelişki gibi görünüyor ama tam da bu. Yani ben oyundan almazdım. Teknik futbolcu değiştirmek bir teknik direktörün görev kapsamı içindedir. Ben bunu yapmadığım için bunu yapan teknik direktörü de atadım demiş oluyor. Yani evet. Dediğim gibi o da Adana Demirspor Başkanı çok tutarlı bir tavır sergiliyor. Ve niçin Samet Aybaba'yı görevden aldığını çok net bir biçimde açıklamış. Alınmaması gereken bir oyuncuyu oyundan alıyor. Ben de alınmaması gereken bir oyuncu oyundan alan teknik direktörü görevinden alıyorum. Evet. Bu kadar. Şimdi tabii sadece bu kadar değil. Aynı zamanda Murat Sancak kendine sanıyorum bir psikiyatrist olarak da ilan etmiş. Diyor ki Balotelli'ye deli diyorlar. Hayır diyor, deli değil. Gayet normal bir adam ama diğer taraftan da ya adam olursun bu tepkileri yapmazsın ya da bir daha gelme dedik kendisine diyor. Yani okudukça, haberi okudukça gerçekten gülüyorum. Komedi. Yani bence Türkiye'deki futbolun ana problemi bu. Süleyman Seba niye büyük başkan oldu? Asla ama asla futbol oynayan, futbolu bilen bir insan olmasına karşın bir teknik direktörü futbol hakkında bir tek kelime söylemedi. Yani şu futbolcu oyun taktiği, o bir başkan. Kulübü yönetmekle yükümlüydü. Borcunu minimumda tutmakla ana göreviydi, asli göreviydi. Bunu başardı. Hiçbir teknik adama futbol konusunda tek kelime söylemedi. Ama bizde herkes, her başkan teknik direktör. Ali Koç'u da böyle, Burak Elmas'ı da böyle. Biraz Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi o konuya pek girmiyor. Mümkün olduğunca akıllıca davranıyor. Geri kalan herkes teknik direktör. Gelelim teknik direktör kıyımına. Göztepe'de de Ünal Karaman'ın ayrılışı benim için sürpriz olmadı. Beklediğim bir sonuçtu. Çünkü bunlar hep ite kaka giden kişiler. Aslında en büyük değişikliği ulusal takımda yaşamak gerekiyor. Şenol Güneş'in gitmesi gerekiyor ama o yerinde duruyor şimdilik. Akabinde Galatasaray'da mutlaka bir teknik direktör değişimi gerekiyor. Ama duruyor. Neler söyleyeceksin teknik direktör değişimleriyle ilgili ligin 3 haftası geride kalırken? Şimdi Göztepe beni biraz şaşırttı. Yani şu anlamda şaşırttı. Ünal Karaman hani iyi teknik direktördür, kötü teknik direktördür. Eski sistem teknik direktördür. Hani yeni futbola intibak edemedi. Hani bu tartışmaların dışında. Göztepe mesela hani son maçında Sivasspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı bildiğim kadarıyla. Yani evet. Aslında hani kötü bir sonuç değil. Sonuç bazlı değil gibi geldi bana. Hani Göztepe'deki değişiklik. O biraz hani ilginç. Onun dışında beni en çok şaşırtan teknik direktör ayrılığı Çağdaş Atan oldu Alanya Spor'da. 3 maçta yenilmesinin ardından Alanyaspor'un ilk 3 hafta Çağdaş Atan'ın görevine son verildi. Ben hani buna biraz şaşırdım, şundan şaşırdım. Bir, Alanyaspor aslında Türkiye'de nadir iyi yönetilen kulüplerden biri. Yani futbolcu seçimleri, teknik direktör seçimleri gayet yerinde. Yani sadece neredeyse 3 büyüklere verdiği futbolculara baksak Alanyaspor'un ne kadar doğru yönetildiğini görüyoruz. Mesela Beşiktaş'ta Ensakala, Wellington.
Yani Alanyaspor Mahreşli, şimdi Salih Uçan geldi. Fenerbahçe Kolk'u da aldı. Hani sonra yollarını ayırdı ama orada da öyle bir durum var. Ondan sonra Trabzonspor Bakasetas Siyopsis'i aldı. Öyle. Galatasaray. Galatasaray Berkan'ı aldı. Berkan'ı aldı. Yani devam, daha önceye de bakacak olursak işte Emre Akbaba'yı aldı Galatasaray, Alanyaspor. Alanyaspor devamlı hani üç büyükte de futbolcu yetiştiren, bu neyi gösteriyor? Doğru futbolcuları seçtiğini gösteriyor. Yani çünkü Berkan'ı alırken, yani Galatasaray önlerini bildiğim için söylüyorum. Berkan'ı alırken yanılmıyorsam Galatasaray 4 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Fakat Berkan Alanyaspor 120 bin liraya aldı İsviçre'den. Yani mesele gidip İsviçre'de Berkan'ı keşfetmek. Yoksa hani Alanya'da parladıktan sonra 4 milyon çok ciddi para. O anlamda iyi yönetilen bir kulüp. Çağdaş Atan'a geliyorum. Çağdaş Atan seçimi bile çok önemli bir tercihti. Çünkü Çağdaş Atan, biliyorsun, Sergen Yalçın Alanyaspor'un teknik direktörü ki onun yardımcısıydı. Ve o dönem Alanyaspor yönetimi Çağdaş Atan'ın hani Sergen Yalçın'la iletişimden, hani futbola olan bilgisinden etkilenerek gitmesinden sonra, yani Erol Bulut'un ayrılmasından sonra, bu arada bir de Erol Bulut'u transfer etti, yani Alanyaspor'dan transfer edilen teknik direktörler de var yani. Hani Fenerbahçe Alanyaspor'dan, kapatayım parantezi. Çağdaş Atan'ı getirdi ve yani geçen yıl çok iyi bir başlangıç yaptı. Ondan sonra yani düştü ama bence başarılı bir sezon geçirmişti. Yani o kadar başarılı geçen bir sezondan sonra ilk 3 maç sonucunda yenildi diye teknik direktör alım beni şaşırttı. Bir de hani orada tamam, Hatayspor'da 5-0 yenilmek çok kabul edilebilir bir yenilgi değil. Fakat bir hafta önce Altay'a yenildi yanılmıyorsam 4-1. Evet. Fakat 9 kişi kaldılar. Yani o böyle hani iki tane Kenan kırmızı Bey'in kart nedeniyle olmuş bir sonuca benziyordu. Ben ona biraz şaşırdım yani. evet, ben açıkçası benim beklediğim bir Çağdaş Atan değil ama Ünal Karaman'la Samet Aybaba'nın beklentisi içindeydim. Ne zaman olacağını çok merak ediyordum. Çok da gecikmeden bu transferler, daha doğrusu görevlerine son verme gerçekleşti. Bir diğer taraftan transfer olanca hızıyla devam ediyor. Birileri birilerini alıyor, isimlerini bilmiyoruz. Bu yarın zaten bizde bir süre var ama Fenerbahçe'nin isimleri bildirmesi için yarın 17 son saat ya da 18 son saat öteki Avrupa için takımlar. Asena. Yani Evet. Avrupa'da mücadele edecek takımlar listelerini vermek zorundalar. Yarın akşama kadar vermek zorundalar. Bu Beşiktaş için de geçerli. Fenerbahçe için de geçerli. Fenerbahçe bugün birilerini daha katacak. İşte zaten Los Angeles'tan, Amerikan Futbol Ligi'nden bir oyuncu aldılar. Beşiktaş'ta da bir oyuncu geldi. Beşiktaş zaten bir garipleşti. İnanılmaz derece insan alıyor. Evet, Fenerbahçe'de aynı stoper şekilde. geldi değil mi? Stoper geldi. Yanılmıyorsam geçen yılki stoper geldi. Onun bonservisini aldı anladığım kadarıyla. Evet, Beşiktaş çok transfer yaptı ama herhalde bütçesi var diye düşünüyorum. Bütçesi var çünkü Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım payı alacağı için buradan bir bütçe çıktı. Yoksa diğer kulüplerden farkı yok Beşiktaş'ın da ekonomik olarak. Ama işte aslında o da şöyle sorun oluyor. Daha önce Şenol Güneş döneminde Beşiktaş Şenol Güneş'le çalışırken benzer bir sorun yaşamıştı. Galatasaray da aynı sendromu yaşamıştı. Yani Şampiyonlar Ligi gelirleri gerçekten önemli ve o gelirler üstünden kulüpler birden açılıyorlar. Yani şeyi düşünelim, Beşiktaş'ı düşünelim. İşte o ilk dönemki Abubakarlar, Talişkalar, çok iyi bir kadro kurabiliyorsun. İşte Babel, Cenk zaten hani Beşiktaş'taydı, çok iyi bir kadro kurabiliyor. Fakat işte Vida mesela, hani o dönem alınmıştı, fakat Şampiyonlar Ligi gelirleri kesilince o
O takımın bütçesini karşılayamıyorsun ve çöküş başlıyor. Bu yıl bence Beşiktaş aynı hatayı yapmıyor, yanlış olmasın. Mesela Galatasaray da benzer bir biçimde aynı hatayı yaptı işte. Şampiyonlar Ligi gelirlerine güvenerek Falcao'yu falan transfer etti. Yani gelişinde bu kadar çok beklenen, gidişi de bu kadar çok beklenen bir futbolcuyu ben ilk defa gördüm. Hani gidişinde hani Galatasaray'la bayram etti. Şimdi Falcao'nun suçu yok ki burada. Hani şeyi belli, yaşı belli. Sen bunu transfer ediyorsun. Şampiyonlar Ligi gelirlerine güvenerek, ama Şampiyonlar Ligi'ne katılmadığın zaman Falcao'ya her yıl ödeyeceğin bonuslar hariç 5 milyon euro seni darmadağın ediyor. Ve şimdi o 5 milyon euroyu ödemeyeceğim diye seviniyorsun. Kaldı ki bildiğim kadarıyla Real Vallecano'ya gitti. Oraya giderken de 3 milyon eurosunu Galatasaray verdi. Yani gene Kesinlikle. senden para alıyor. Yani bu nedenlerle zaten hani bu dört büyük kulübümüz inanılmaz borçlar içine geldi. Trabzonspor'u kısmen ayırıyorum çünkü Trabzonspor'un borcunun hala yönetilebilir olduğunu düşünüyorum ben. Katılıyorum sana. Katılıyorum. Şimdi hakikaten çok güzel bir konuya, Falcao konusuna değindin. 5 milyon euroya aldılar. İşte dünyanın parasını ödediler. 3 milyonunu gönderip yine Galatasaray ödeyecek. Bunun ardında ne var? Türkçe konuşma özürlü Galatasaraylı yöneticinin Falcao ile fotoğrafı çıksın, ben onu transfer ettim demek için getirdiği bir insan. Yani bu, hakikaten çok komik bir şey bu. Gülüyorum. Ne oldu? Falcao geldi Galatasaray'a, yararı ne oldu? Bence hiçbir yararı olmadı. Bilemiyorum tabii, sen daha iyi Yani anlarsın. şöyle sana katılıyordum ama orada gene bir parantez açmak istiyorum. Yani şu an ben baktığım zaman sosyal medyaya hani sadece ve sadece Falcao transferinden Abdülhamid Albayrak sorumlu tutuluyor. Bence hani yüzde vermeyeceğim burada ama Falcao'nun gelmesine onay veren teknik direktörünün hiçbir suçu yok. Yani bunu şundan söylüyorum. Geçen Ocak ayında hani televizyonlara çıkıp hani yönetime de Eleştiren. seslenecek bir şekilde ben işte Edin Visca'yı istiyorum, İrfan Can'ı istiyorum, Muhammed'i istiyorum, Henry Onyekuru istiyorum dedi Fatih Terim. Yani şimdi ve hani yönetimde ondan sonra harekete geçerek yani dördünü alamadı, İrfan Can için uğraştı ama hani iki tanesini yendi. Şimdi bir teknik direktör ben şunu istiyorum deyince adam anlıyorsa ben şunu istemiyorum da demesi gerekmiyor muydu Falcao'da? Ben öyle düşünüyorum. Yani Fatih Terim ben hayır Falcao'yu istemiyorum deseydi ben hani Galatasaray yönetiminin Falcao'yu transfer edeceğini hiç düşünmüyorum. Ona da Ya yani tek ben başına Abdülhamid Albayrak'ın suçlanması bana çok adil gelmiyor açıkçası. katılıyorum sana, ama burada Abdurrahim Albayrak o transferi bir namus meselesi yaptı. İşte onu getirmek, havaalanında gösteriler, özel uçaklar, onlar bunlar orada ön ayak oldu. Yani ben aldım, evet ben aldım demek için Galatasaray'ın yaklaşık 10 milyon eurosu çöpe gitti. Burada kazanan kim oldu? Menajer oldu. 10 milyon da değil galiba. 15 milyon olmaz. Çünkü bir de imza parası falan da vardı galiba. Yani tam Doğru. bilmiyorum ama Galatasaray o işten çok büyük zarar etti. Maalesef. Yani insan o zaman üzülüyor, şuna üzülüyor. 15 milyon eurodan söz ediyoruz. Hiçbir getirisi olmayan, hiçbir katkı sağlamayan bir futbolcu. Ununu elemiş, eleğini asmış bir futbolcu ve akabinde de olacaklar. Olanlar, yaşananlar, burada da diğer tarafta saha yokluğundan futbol oynamayan çocuklar, hiçbir şekilde maddi yardım görmeyen sporcular. Bu insafsızca, önümde bir liste var. Aynı şeyi bence Fenerbahçe'de Mesut Özil de yaşayacak. Mesut Özil de çok büyük bir futbolcu. Ama artık beyninde futbolu bitirmiş Mesut Özil. Mesut Özil futbolcudan çok bir iş adamı, bir yatırımcı gibi gözüküyor. Bence Türkiye'de beyninden futbol iyice gitti gibi. Valla Mesut Özil temasın şu açıdan önemli. İki açıdan değerlendireceğim. Vitor Pereira'yı ben hani konuştuk daha önce hani geldiği zaman benim beğendiğim bir teknik direktör ve Mesut Özil'i gerektiğini kesebiliyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü
Falcao mesela kesilemedi. Sağlıklıyken hep oynatılmak zorunda kalındı. Ama Vitor Pereira da hani o tarzını da beğeniyordum. Mesut Özil'i kesebiliyor. Birinci şey bu. İkincisi mesela dün gördüm yine sosyal medyada Mesut Özil'in içkili bir fotoğrafı servis edildi. Öyle mi? Görmedim. Evet. Yani şeyin hani içilen içkinin ne olduğunu tam anlamadım ama hani renkli içkilerden şey şarap değil hani kahverengiye çalan renkli içkilerden hani tam anlamam ama hani konyak da olabilir, Sen viski hiç de bilmezsin. Bu olabilir. konuda uzman olan benim. Sen bu konulardan hiç anlamazsın. Evet. Evet, yani öyle bir fotoğraf gördüm şeyde sanki yani Fenerbahçe'nin başına hani alacağı paralardan dolayı biraz sorun olacağı gerekçesiyle mi hani bilmiyorum. Öyle bir fotoğrafın Yani çıkmasını biraz manidar gördüm yani. katılıyorum sana ama bence ne yaparlarsa yapsınlar Mesut Özil'le imzalanan çok sağlam bir sözleşme var. Yani bundan vazgeçmesi Fenerbahçe'nin olası değil. Bence Mesut Özil Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerdeki en önemli sorunlarından biri olacak. Aldığı rakam gerçekten açıklanmıyor. Ne alıyor, ne aldı, imza parası ne aldı bilinmiyor. Hangi özveri demeyelim de tavizlerle buraya geldi asla bilinmiyor ama rakamların ilk rakamın 18 milyon euro civarında olduğu telaffuz edilmişti. Bilmiyorum doğru mudur, daha fazlası var mıdır? Ve burada da bir dışarıdan destek alındığı ima edilmişti. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'de bu sorunlar yaşanacak. Şimdi FIFA son 10 yılda kulüplerin transfer harcamaları üzerine bir araştırma yapmış. Ve harcamaların 3 kat arttığını görmüş. Okudu mu bu haberi? Var mı bilgin? Yok Senin. yok ilk defa duyuyorum. Ben sana detayları sunayım. 2017'de Paris Saint-Germain'in Neymar'a 222 milyon euro bonservis bedeli ödemesi hala zirvede. Kulüpler ne yapmışlar bakalım. Brezilyalı futbolcular en çok transfer edilen oyuncularmış. Farklı ülkelerdeki kulüpler arasında 15 binden fazla transfer yapılmış. 2019'da 18.079 transfer gerçekleşmiş. Toplamda 133.225 uluslararası transfer ve profesyonel futbolcu transferi yapılmış. Transferlerde 200 tane FIFA üyesi ülke 66.789 oyuncu ve 8.264 kulübü içeriyormuş. Son 10 yılda 12,4 milyar dolarla en çok harcamayı yapan İngilizler olmuş. Onları İspanyollar 6,7 milyar dolarla, İtalya 5,6 milyar dolarla, Almanya 4,4 milyar dolarla, Fransa 4 milyarla takip etmiş, 4 milyar dolarla takip etmiş. Avrupa dışında ilk ona Çin girmiş 1,7 milyar dolar ve Türkiye 1,1 milyar dolarla listenin 9. sırasında yer almış. Yani düşünebiliyor musun? Türkiye transferde ekonomik olarak batık Türkiye futbolcu transferinde 1,1 milyar dolar harcıyor ki bu legal gözükeni bilmiyorum daha ne ödendi. Ayrıca menajerler 2011'de toplam 131 milyon dolar alırken 2019'da bu rakam 640 milyon dolara çıkmış. 5 katı artmış. Yani futboldaki çelişki aslında futbol endüstrisinin büyüklüğü burada ortaya çıkıyor. Çok büyük bir bacasız fabrika tam anlamıyla. Para basılıyor, inanılmaz bir para basılıyor. Nasıl değerlendirirsin? Senin gibi bir spor tarihçisi bu işleri gayet iyi bilir. Şimdi şöyle yok estağfurullah günden güne yani 1980'ler 1970'lerden beri transfer ücretleri hiçbir zaman hani doğru belli bir süre belli bir doğrultuda gitmeden sürekli olarak yavaş yavaş hızlanarak inanılmaz artmaya başladı ta ki pandemiye kadar. Yani hani bizim çocukluğumuzda 10 milyon bile hani çok inanılmaz bir rakamdı. Yani yanlış hatırlamıyorsam mesela Türkiye'de ilk milyon barajını geçen transfer Tanju Şolak'tı. Öyle hatırlıyor gibiyim sanki. Galiba, Yanlış haklısın. hatırlıyor olabilirim ama hani 10 milyon falan gibi rakamlar bile inanılmazken
Hani 100 milyonları gördük. Galiba Bale'di galiba 100 milyon barajını geçen ilk futbolcu. Sonra 200 milyon barajı geçildi. Yani aynı atletizmde nasıl 100 metre ya da hani dünya rekoru devamlı ileri gidiyor. Bunda da böyle. Pandemiye kadar sürekli ileri gitti. Pandemi bu açıdan yani her şerde bir hayır vardır demiş olacağım ama pandemi bu açıdan biraz futbol sektörünü stabilize etti. Ama hani bu ne kadar sürer ve yeniden devam edecektir diye düşünüyorum bu eski hız. Yani show business dedikleri de bu. Hani futbola inanılmaz bir talep var. Sonuçta bunlar yıldız. Yani aynı Hollywood starları gibi yıldızlar ve insanlar bu yıldızları seyretmek istiyorlar. Bu yıldızı seyretmek için nasıl filme gidip para veriyoruz ya da hani paralı kanallardan film seyrediyoruz televizyonda. Burada da aynı mantık geçerli. Bu yıldızları izlemek için işte statlara koşuluyor, kombine alınıyor falan filan. Fakat bu show business'ta yani Hollywood benzetmesini yaptım. Hollywood benzetmesinden farklı bir yön daha var futbolda. Yeni jenerasyon yani bu Z kuşağı denilen yeni jenerasyon ve büyük ümitler omuzlarına büyük ümitler yüklenilen yeni jenerasyon aslında bizler kadar yani eski kuşak insanlar kadar gerçek futbolu seyrediyor değil. Yani statlara gidip bunları seyretmiyorlar. Yeni jenerasyon dijital devrime paralel olarak e-spora yöneldi. E-sporda inanılmaz paralar, aynı paralar e-spor, ya yani benzer diyeyim, paralar e-sporda görülmeye başlandı. Dolayısıyla o dijital devrim futbolu da, sporu da, özellikle futbolu bu açıdan etkileyecek. Ben yani belli bir süre hani pandemiden sonra bu transfer çılgınlığının devam edeceğini ama e-sporun da büyümeye başlamasından sonra bir dengelenmeye doğru gideceğini öngörüyorum diyeyim. Evet Melik, futbol dünyasında böyle bir gariplikler oluyor. Bir gariplik de dün gece oldu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç bir açıklama yaptı. Ben sabah okudum tabii. Daha doğrusu gece ilerleyen saatlerde okudum. Diyor ki, bilmiyorum haberin var mı? Pusta yatan iki ayrı ekip var. Bunlardan birisi Sayın Aziz Yıldırım'ın ekibi. Fenerbahçe'nin başkan olmuş bir şahıs Fenerbahçe'nin kötü gitmesinden medet umuyor. Kendisi açık bir şekilde neler beklediğini söyledi. Tribünlere yollatacağım seni dedi. İşler kötü giderse yolladır başkan diyor. Ve sandık orada, seçim ortada. Bir başkan olmak istiyorsa sandık orada. Er meydana çıksın, çıkacağım desin. Yarın genel kurul çağrısı yapayım diyor. Yani o Fenerbahçe'de beklenen atışma, birlikte yönetim kurulunda görev yaptıkları Ali Koç'la Aziz Yıldırım şu anda birbirlerine savaş açmış vaziyette. Nasıl yorumlarsın? Yani bu normal hani siyasette gördüğümüz şey yani bir liderin başka bir lideri er meydanına, tırnak içinde er meydanına çağırması ve hani seçime çağırması, seçim mücadelesi, iktidar mücadelesi çok futbol kulüplerinde olmaması gereken bir tutum ve tavır. Hani bunu görüyoruz. Eskiden hani böyle şeyler çok görülmezdi. Hani bir muhalefet olurdu ama hani bu kadar aleni bir biçimde başkan düzeyinden seslendirildi mi çok emin değilim ama hani kendi adıma söyleyeyim çok haz ettiğim açıklamalar değil bunlar. Hani çok duymak istediğim, çok değil yani hiç duymak istemediğim açıklamalar sınıfına giriyor bunlar. Evet, katılıyorum sana. Şimdi biraz Avrupa'ya geçelim. İspanya'da transfer biterken ilginç bir şey oldu. Griezmann Atletico Madrid'e eski takımına kiralık olarak verildi. Burada tabii ki sorun yaşanan ekonomik kriz. Çünkü Barcelona işte onun içinden çıkamıyor, bunun içinden çıkamıyor. Diğer kulüpler sıkıştı köşeye. Bir taraftan sözünü ettiğimiz rakamlar dağıtılıyor. Futbolda çok büyük bir rakam var. Global olarak büyük rakamlar dönüyor ama bir taraftan da köşeye sıkışan kulüpler var. Barcelona'nın hiçbir zaman bu kadar sıkışacağını düşünmemiştim ama iyice sıkıştı.
Yani İspanya düşüşte Arsenal. İspanya futbolu düşüşte. Daha da düşecek. Kaliteli bir futbol Bence. oynanmamaya başlandı. Daha da düşecek. Zaten endikatör olarak, hani gösterge olarak Messi ve Ronaldo'yu olabiliriz. Hani önce Ronaldo kaçtı İspanya'dan, hani Juventus. Şimdi ilk takımına döndü. İlk takımı demeyeyim de hani Manchester United'a döndü. İlk göz ağlarından biri ya da ilk yıldız olduğu takıma döndü. Messi de sonunda kaçtı. Yani bu kaçmayı iki türden okuyoruz. Bir, Barcelona onun parasını veremiyor. İki, İspanya futbolu çöküşte olduğu için Messi hani zirvede kalabilmek için Paris Saint-Germain'e geçti. Fakat burada hani İspanya futbolundan kalkarak bu ikili rekabeti de biraz ele almak istiyorum. Şeyi biliyorsun, Juventus'ta başladı Ronaldo sezona ve hani çok transfer olacağı çok konuşulan bir şey değildi. Fakat ne zaman Messi Paris Saint-Germain'e geçti? Bu şu anlama geliyor Ronaldo için muhtemelen. Ya Messi galiba Paris Saint-Germain'le bu yıl Şampiyonlar Ligi'ni alırsa hani rekabette benim için iyi olmayacak. Ben de Şampiyonlar Ligi'ni alabilecek bir takıma geçeyim diye hani Ronaldo da hani Juventus'u yüzüstü bırakıp Manchester United'a geçtik. Yani önce City'ye gitmesi konuşuluyordu. Biraz bu ikisi birbirlerini takip ediyorlar. Yani Juventus'ta kalması beklenirken Ronaldo'nun Messi transferinden sonra hareketlenmesi biraz ilginç oldu. Hani parantezi orada kapatayım. İspanya'nın durumu hani böyle düşüşte. Evet. Şu an hani yeniden Premier Lig hani daha revaçta. Almanya Ligi Bundesliga revaçta, Fransa Ligi revaçta. Bunu senin bir önceki verdiğin rakamlarla da bağlantısını kurayım. Fransa ve Almanya'da o kadar yabancı futbolcu yok. Yani transfer anlamında çok paralar dönmüyor. Fakat bu iki lig inanılmaz rekabetçi bir lig ve hani bu rekabetçiliği de kendi yetiştirdikleri futbolcularla sağlıyorlar. Ben o anlamda yani Almanya Bundesliga ve Lig 1 Fransa Ligi'ni değerli ve hiçbir zaman hani şimdi demin konuştuk ya işte İspanya futbolu düşüşte, İngiltere'de futbol yükselişte var. Fransa ve İngiltere'de milli takım düzeyinde düşüşler ve inişler olmasına rağmen takımlar düzeyinde inanılmaz bir istikrar var ve aslında bütün şeyi de Premier Ligi de bu iki lig besliyor. Yani İngiltere'ye bakalım. İngiltere Premier Lig'de oynayan futbolcuların çok önemli bölümü ya Fransa Ligi çıkışlı ya da Almanya Ligi çıkışlı. Dolayısıyla zengin futbol ülkelerinde futbolcu ihraç eden bir spor anlayışına sahip Almanya ve Fransa. Ben bu iki ülkeyi çok değerli buluyorum bu açıdan. Melih, farkında mısın? Programın başından beri her şeyi konuştuk ve sanıyorum bütün toplum aynı şekilde. Saat 21.45'te başlayacak Türkiye'nin bir ulusal maçı var Karadağ'la. Hiçbir şekilde ona değinmiyoruz. Şenol Güneş mi bizi ulusal takımdan uzaklaştırdı? Yoksa ulusal takımın Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki hayal kırıklığı mı buna neden oldu? Ama ulusal futbol takımından giderek uzaklaşıyoruz. Yani şöyle düşünüyordum. Her ülkenin ulusal takım anlamında bir kapasitesi var. Şu an bu kapasiteyi erkek futbol takımı değil, kadın voleybol takımı kullanıyor. Dolayısıyla ulusal ilgi şu an şeyin üstünde, kadın voleybol takımının üstünde. Hani bir laf vardır ya, büyük ağaçların yanında başka ağaçlar yeşermez diye. Şu an büyük ağaç durumunda olan kadın voleybol takımı ve onun artık gölgesinde. Hani Türkiye futbol onun gölgesinde. Tabii ki hani Avrupa Futbol Şampiyonası'nda elde edilen skandal sonuçta bunda etkili. Yani emin ol, ben bugün öğrendim Karadağ maçının olduğunu ve milli takıma kimlerin seçildiğini bile biliyor değilim. Sadece bir Umut Meraş haberi düştü önüme. Umut Meraş sakatlandı. Bu yüzden Beşiktaş'taki Rıdvan yeniden milli takıma alındı diye. Ben bugün haberim oldu yani. Valla ben şöyle söyleyeyim sana, ben de şunu ekstra belirteyim. İngiltere kırmızı listede Türkiye'nin yer alması nedeniyle 4 futbolcuyu göndermedi. Ha, bir de o var değil mi?
Tabii. Ha, 3 gün sonra, 2 gün sonra Cebel Tarık'la deplasmanda maç oynanacak. İngiltere onlara gönderiyor. Ama Türkiye'ye İngiltere liglerinde oynayan 4 ulusal futbolcu, yani kadroda bulunan futbolcu göndermedi. Yani Çağlar gelemedi değil mi? Öyle mi Çağlar anlıyorum? gel Evet, Çağlar gelemedi. İki Ozan gelemedi. Yani bunlar garip bir şey. Garip de değil aslında, adamların kuralları açık ve net. İngiltere kırmızı listeyi yayınlayınca onların kuralları esnetilmiyor. Son derece belirgin. Bunun yüzünden işte Formula 1'in belirsizliği de ortada. Türkiye 3 Ekim'den 10 Ekim'e alındı ama her an o bile tehlikede. Çünkü İngiltere kırmızı listesinde tuttuğu insanları ülkesine girdikten sonra 14 gün otelde karantinada tutuyor. Bunun ekonomik gideri de minimum 3.000 pound. Söyleyecektim bir şey. Yok, ben sana hani Formula 1'i soracaktım. Hani sonradan seyredelim diye bıraktım onu. Döndüm baktım 4 saatlik bir yayın var. İki tur atıldı deniyor. Yani nasıl oldu Formula 1 Belçika Grand Prix'si, onu anlamadım. Yani bir tane şey gördüm. Güvenlik aracının arkasında tur atılırken gördüm. Böyle mi şampiyonluk belirlendi? Hayır, şöyle yaptılar, alternatif aradılar. İlk defa başlarına böyle bir şey geliyor. Güvenlik aracının arkasında sıralama turlarına göre araçlar tur attı. Yarımşar, yani %50 puan verdiler. Formula 1'de birbirine girdi. Birçok takım şefi diyor ki böyle bir rezillik olmaz. Ama en doğru açıklama da burada Mercedes'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton'dan geldi. Çok açık ve net. Burada para konuşuyor dedi. Aynen, o adamı çok seviyordum, müthiş bir adam. Siyah hareketinde de çok ciddi bir destek vermişti. Önemli bir adam Lewis Hamilton. Ha, yani o Formula zaman şunu anlıyorum: güvenlik aracının arkasında sıralama turlarında atılan şeyle beraber iki tur atıldı. Geçmek yasak ve olacak şey değil tabii. Olacak şey değil. Formula 1 için her zaman şu söylenir. Formula 1 dünya şampiyonası filan değil. Zaten olamaz. Formula 1 dünyayı dolaşan bir sirk. Pahalı bir sirk. Ne güzel bir Doğru, doğru. benzetme. Oradaki rakam da futboldan aşağı kalmıyor. Çok yüksek rakamlardan söz ediliyor. Tabii. Yani 80 bin 90 bin kişi topluyor hani bazen200 bin, yarışlara. 300 bin. Ya yani ülkesine göre 200-300 bin. Örneğin bu hafta sonu Hollanda var. Hollanda'da 150 bin kişi olacak. Müthiş rakamlar bunlar yani. Şimdi bir de şey var. Onu da pas geçmeyelim. Real Madrid'in Kylian Mbappé hayal kırıklığı var. Transfer bitti. Zorladılar ama başaramadılar. 160 milyon euroyu kabul etmedi Paris Saint-Germain. Evet. İşte dün kapandı, dün gece kapandı Avrupa pazarı. Son dakika işte o bahsetmiş olduğun Barcelona'dan Atletico Madrid'e giden Griezmann dışında hani büyük bir hamle görmedik. Büyük bir hamle görmedik. Avrupa pazarı kapandı. Türkiye pazarı da 8'inde kapanıyor. Hani şu transfer bayağı bir şey oluyor yani. Transfer bir fenomen oluyor ve bütün hani futbol severler transferle yatıp transferle kalkıyorlar. Mesela uzatıyorum ama dün mesela Halil Dervişoğlu'nun transferi gün içinde hani borsa gibi gitti geldi. Önce Fenerbahçe'dendi, sonra Galatasaray'dendi falan. Çok heyecanlı bir süreç yani o. Evet, gerçekten bizi futbol konusunda ilginç günler bekliyor. Önümüzdeki süreçte daha birçok takımda teknik direktör değişimi olacak. Bu arada tabii sen de biliyorsun ki bir ekip var. Sezon başında kaleci antrenörü, teknik direktör, yardımcı antrenör, kondisyoner. Onlar toplanıyor, onlar klik ve beklemeye başlıyorlar. Acaba hangisi kovulacak, biz onun yerine geçeceğiz. Böyle 7-8 tane, evet 7-8 tane hazır grup var. Haydi başlayın dedikleri anda ekip halinde 10 kişi gidiyorlar, anlaşmayı imzalıyorlar ve başlıyorlar. Ve sanıyorum bu devam edecek. Çünkü futbolda beklenen sonuçlar bu sene alınmayacak. Yani 4 büyük kulübün galibiyet, yengi şartnamesi bu sene pek tutmayacak. Trabzon'un biraz farklı. Trabzon sanki her maçı kazanacak gibi bir oyun sergiliyor.
Ama diğerlerinde bir takım değişiklikler olacak. Yani o konuştuk onu. Trabzonspor Roma'ya elenince Avrupa ayağı yok. Ama diğer üç büyüklerin Avrupa ayağı var ve Avrupa ayağı çok ciddi yoran bir şey. Takımda da yoran bir şey. Ciddi hani grup maçları. Dolayısıyla ben Trabzonspor'u bu açıdan şanslı ama Avrupa'yı almasına rağmen de sanki Fenerbahçe iyi biraz şanslı görüyorum. Melih'ciğim, sohbet için çok çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Arkadaşlar, sizi Estağfurullah. bugün biraz uğraştırdım. Özür dilerim ama elimde değildi teknik sorunlardan ötürü. Var mı Melih'ciğim ekleyeceğim bir şey, söyleyeceğim bir şey? Yok, herkese iyi haftalar diliyorum. Evet, bu aklıma şeyi getirdi. Karadenizli arkadaşımız balığa çıkmış bayram sabahı. O ağına bir tane sihirli lamba takılmış, çıkartmış sihirli lambayı okşarken, temizlerken içinden cin çıkmış ve balıkçıya sormuş, ne dilersen dile benden. Karadeniz'deki balıkçı kardeşimiz de iyi bayramlar dilerim demiş, seninki de öyle oldu. Gelecek hafta görüşmek üzere, umarım keyif almışsınızdır sohbetimizden. Arkadaşlar, ellerinize sağlık, kolay gelsin hepinize.